Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde Netanyahu'nun açtığı bu iki haritaya biraz daha aslında yakından bakmak istiyoruz. Burayı biraz daha ayrıntılı anlatalım istedik. Çünkü derinlemesine inceleyeceğiz. Arzime öde gelecek konu elbette bu vaat edilmiş topraklar. İşte bizim de sürekli ben aslında bugün yayında da söyledim, az önce de söyledim. İşte bu işten bizim kadar endişelenen yok bölgede, en azından şu an görünen tabloda. Burada görülüyor ki şimdi şu üç ülke Suriye, Irak, İran. İran bu üç ülkeyi İsrail devre dışı bırakmak istiyor Orta Doğu'da ve bu gösterdiği haritada da, bu haritanın geniş halini de vereceğim şimdi, Asya'dan alıyor toprakları, kendisini bu topraklardan bir bağlayıcı olarak Avrupa'ya açılan bir kapı haline getiriyor. Bu 7 Ekim öncesi gündeme gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin Hindistan, Suudi Arabistan, İsrail üzerinden yapmayı düşündüğü yol değil mi? İMEK projesi. Yemen, doğru, ben burada söylemeyi unuttum. Şurada 3 ülke dedim. Aşağıda Yemen de var. Yemen'i de aradan çıkarıyor. Ekrem Hocam, sizi yanıma alayım. Olur. Coşkun Başbuğ, sizi de böyle alayım. Şu haritaları tek tek açıp bir konuşalım. İrfan Hocam lütfen, Tolga Hocam siz de biraz akademik bakış açısıyla bir destek verin. Bu iş ne kadar olabilir? Ya da bu, hani İsrail'in ana hedefi nedir? Buradan başlayalım. Buyurun. Söz büyüğün mü Coşkun? Buyurun, söz büyüğün. Allah. Her daim. Bazen sıkıntılı tarafları var. Örf adet, şimdi neyse bu harita kapsamını, şunu bunu falan filan bilmiyorum ama sizin söylediğiniz 7 Ekim, şey Hindistan'dan. Tabii getiriyor. 7 Ekim öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ve Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni birbirlerine yaklaştırmak niyetiyle Hindistan'dan başlayan ve buradan Suudi Arabistan üzerinden İsrail'in de devrede olduğu bir şekilde bir kuşak bir yol. Yani Çin'den başlayıp Türkiye'nin de devreye girdiği değişik yerlerden, Azerbaycan üzerinden falan gidecek, ona bir alternatif olarak hazırlanan bir şeydi. Ama net olarak şunu biliyoruz ki bugün itibariyle 7 Ekim'den sonra böyle bir ihtimal ortadan kalktı. Hatta birkaç gün öncesinde İsrail'li bazı yetkililerin bununla alakalı yeni bir takım beyanlarına Birleşmiş Milletler'de Suud temsilcisi geçti. Çünkü eğer Filistin'de bir barış olmazsa böyle bir şey artık gündemde olma şansı yok şeklinde bir cevap verdi diye hatırlıyorum. Dolayısıyla bu bir kendi başlarına kurdukları bir hayaldi. Yani Türkiye'nin buradan yapmaya çalıştığı şeye değişik bir yaklaşımla Türkiye'yi de sadece bölgedeki Yemen'i şunu bunu değil, büyük ihtimalle Türkiye'yi de devre dışı bırakan uyumlu ülkelerle devam ettirmeyi umdukları bir şeydi. Ama doğrudan ya da dolaylı bir şekilde 7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı harekatıyla bu şey şimdilik ya rafa kalktı ya da çöpe gitti. Hatırlayın, Türkiye'nin de şu anda üzerinde çalıştığı, buradan başlayıp Irak üzerinden işte Türkiye'ye gelip Avrupa'ya doğru gidecek neydi? Kalkınma yolu projeleri var. Bunun da tabii bizim ne kadar iyi niyetli olursak olalım, ne kadar güzel hesap yaparsak yapalım, birilerinin çok da hoşuna gitmeyecek bir proje olduğu açık. Neden? Siz bunu yaparken mesela emperyalizmin, Amerika Birleşik Devletleri'nin en klasik metotlarından birisi bir, enerji merkezlerine el koymak. Ama belki daha da önemli mesele, son dönemlerden çok karşılaştığımız şey, enerjinin nakil yollarına da ambargo koymak ya da oraya da engel olmak. Yani düşünün, işte Ukrayna-Rusya arasındaki savaş sebebiyle Avrupa'yı doğalgaz açısından adeta felç etti. Petrol açısından felç etti. Ben göndereceğim falan filan dedi. Ne kadar makul. LNG olarak gönderebilecek çünkü. Bedeli belki çok daha ağır oldu. Dünyada fiyatlar falan uçtu. Dolayısıyla buradaki olayın arkasında yine bölgedeki bütün kaotik durumların, kabaca söylemek gerekirse, Çin'in enerjiye ulaşmasını mümkün olduğu kadar dengelemek, etkilemek, engellemek. Bu arada Hindistan'ın ulaşma marjını da kendi kontrolü altında tutmanın hesaplarıyla alakalı bir şey. Dolayısıyla bu arkadaş demeyelim, Allah cezasını versin, böyle bir hayal kuruyor olabilir. Neden? Hepsi benimle uyumlu çalışıyor. Suudi Arabistan, Mısır, Sudan. Ama burada herhalde bir Siyonist Yahudi zihniyetinin hiçbir zaman kavrayamayacağı bir şey var. Nedir o? Mısır'ı hatırlayın. Gazze'ye yönelik ilk saldırılar başladığında hesap neydi?
Yani teorik olarak evet, demek ki Gazze'lileri bu Sina Yarımadası'na falan filan sürecek şeklinde hayal vardı. Hı hı. Mısır ne kadar uyumlu olursa olsun en yüksek düzeyde açıklama yaptı. Bir dakika dedi. Bir dakika dedi. Bu Mısır'ın kesinlikle kabul edebileceği bir şey değil. Neden? Mısır şunun farkında. Böyle bir şeye rıza gösterirse tarihin sonuna kadar Araplar nezdindeki Mısır'ın itibarı yerle bir olur. Bu bir şeydir. Yani zihinlerin arka planındaki bir yapı dolayısıyla Mısır buna kesinlikle rıza göstermedi. Dolayısıyla buradaki hayal ne güzel işte. Hindistan'dan başlar, Suud üzerinden buradan falan Avrupa'ya gider. Biz böyle bir yol kurarız. İsrail'i rahatlatır. İsrail'in işleri çok güzel olur diye hayal kurmak kolay. Ama 7 Ekim bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek ama neyse 7 Ekim bu projeyi bence berhava etti. Havaya uçurdu. Şu an itibariyle Suud yetkilisinin Birleşmiş Milletler'de bu konuda gündeme getirilen konuya verdiği cevap, Filistin meselesi hallolmadığı sürece böyle bir şeyin artık imkan ve ihtimali yoktur diye net bir cevap verdi. Yani benim bu konuda söyleyebileceğim bu kadar. Hı hı. Tabii bu hayal işte lanet diyor. Buradaki şey aslında lanet diyerek sadece şuradaki İsrail'i gösterseydi, lanet deseydi çok daha anlamlı olurdu. Orayı açacağım. Belki birazdan dini ön tarafını da konuşalım. Tabii. Olur mu Ekrem Bey? Orada size biraz daha tabii bu vaat edilmiş topraklar kısmında ayrıca hazır buradayken söz Coşkun Bey de karşımda sakin sakin beni izliyorken ona bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Belki aynı soruyu Tolga Bey'e de İrfan Hoca'ya da sormak lazım. Şu anda bizim İran'la alakalı İran'ın çok bağırıp çağırıp buna rağmen ciddi manada adım atmasıyla alakalı başlıca tezimiz ne? İran şu anda kendi savunma sanayini geliştiriyor. Belki nükleer kapasiteye ulaşmak durumunda. Dolayısıyla eğer doğrudan İsrail'e bir müdahalede falan bulunursa şuralarda bulunan Amerikan gemileri, yine bu civarda bulunan Amerikan gemilerinin bu işe müdahil olmayacağının garantisi yok. Şimdi İrfan Hoca biraz önce güzel bir şey söyledi. İran şu anda nükleer teknolojiyi geliştiriyor. Uranyum zenginleştiriyor falan. Benim kafama takılan soru da şu. Bir, mesela İran uranyum zenginleştirme projesi acaba gizli bir takım yerlerde midir? Yoksa bak işte burası bizim fabrika, biz burada bunu geliştiriyoruz şeklinde midir? Ne dersiniz Coşkun Bey? Gizli. Hatta bunun için denetleme kurulları da var. İşte İran hatta bu konuda denetlendi. Daha sonra bu anlaşmalar bozulunca ayrıldı. Ve o nedenle kapalı kutu haline dönüştü. Bunun elbette gizlilik şeyi var. Ancak istihbari faaliyetler var ya Ekrem abi. Hı hı. Hani işte, yani Nasrallah'ın bulunduğu yeri, reisinin helikopterine ulaşabilen, Haniye'yi en konumlaklı yerde vuran zihin diyorsun. Bravo. Büyük ihtimalle bunu da biliyordun. Bravo. Yani böyle bir şeyin çok saklı gizli kalması mümkün değil. Mesela İsrail de o konuda bir kapalı kutudur. Ama herkes İsrail'in şu anki imkan kabiliyetini biraz onun abartısıyla bilir. Eyvallah. Dolayısıyla hani ben İran'ın şu anki sessizliğinin sen okudun herhalde Merve o. İran'ın işte nükleer Avrupa'da da böyle yorumlar yapılıyor diye. Tabii evet. O yorumlara dış basında yani yabancı kanallarda böyle hani yorumcular bunu söylüyorlar. İran aslında bu nükleeri tamamen geliştirmeyi bekliyor diyorlar Ekrem Kılıçdaroğlu. Amerika tarafından da öyle yorumlar yapılıyor. Yani bu en makul bakış Amerikan açısı zaten. Yani, evet, Amerikan yani burada niyet gerçekten bu mu? Ben sorgularım onu. Yok bir bakış açısı. Peki bir başka soru. Burada İran'da diyelim ki gizli de yapıyor olsa bir şekilde tespit edilmiş olabilir. Çünkü İran'ın bu konudaki herhalde mesela Türkiye'de bile çeşitli şekillerde Mossad için çalışan insanların bulunabildiği, hatta kılık kıyafet açısından hayda bu da mı olur diyebileceğimiz insanlar oldu. Dolayısıyla İran Yahudi nüfusun belki Türkiye'ye nazaran oran olarak daha fazla olduğu bir yer. Dolayısıyla buradaki bunu, şey fazla olabilir. Bunu kimse bilmez. 30 bin. Efendim? İran'da 30 bin Yahudi var. 30 İran'da 30 bin yani Yahudi Türkiye'ye var. Yani Türkiye'ye nazaran oldukça fazla anladığım kadarıyla. Yani Türkiye'deki netliği. Ha bizdeki gizli kriptoları saymıyoruz tabii. Peki orada şimdi da var öyle İrfan gizli Hocam kriptolar. Aslında size de sormayı düşündüğüm bir soru Tolga Bey'e de. Orada da var gizli kriptolar abi atlamayalım. Var tabii. Tamam. Şimdi Coşkun Bey'e de. Şimdi İran'ın İsrail'e yönelik tutuk tavrının arka planı. Ola ki İsrail'le aramız, İsrail'le papaz olursak amiyane deyimle Amerika Birleşik Devletleri falan devreye girebilir. İkisi birden bana yüklenebilir diye bir tedirginlik var. Peki ama herhangi bir sebebe ihtiyaç hissetmeden İsrail'in İran'a bu tür müdahalelerde bulunmasını engelleyen şey nedir?
Hadi o cepheden baktık öyle göründü. Buradan bakınca evet. Nasıl görünüyor? Ekrem abi güzel sordu. Şimdi burada bak basit bir denklemle çözelim biz. Hı. Ekrem abi İran'ın başındaki lider. Ve hadi diyor ya. Ki ve diyor ki Ekrem abi ya ben diyor bu İsrail'i vurursam Amerika, İngiltere işte İsrail hatta Avrupa'nın diğer ikinci kuşak ülkeleri Amerika düzeltiyorum Almanya, Fransa gibi tepeme çullanır. Ve beni yerler bitirirler. Dolayısıyla ben vurmayayım. Şimdi eğer bütün handikapın buysa Ekrem abi ne yaparsın? Madem karşıda böyle bir blok var, bir yapı var. Hı hı. Sen de böyle blok oluşturursun. Hemen yanı başındaki Türkiye dersin ki bak kardeş bunlar bizi yiyecek. Ben de İslam'ı temsilen burada bir mücadele yürütüyorum. E sen de aynı yoldasın. Bugünlerde Ali Hamenei bu tür sözler söylüyor ama bunun anlamı var mı? Heh, yok. Heh. Bak inşallah yanılırım ha. İnşallah. Bak büyük bir samimiyetle söylerim, gururla da söylerim. Ben yanlış okudum kardeşim İran derim. Yanılmışım, derin oynuyormuş derim. Ve bunu da keyifle söylerim. Bu en basit ve kolay yol. Türkiye çünkü yırtınıyor ya diyor İslam İşbirliği Teşkilatı. Silke, hatırlarsın Ekrem abi gitmişindir o 2019'da dönem başkanıyken Sayın Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı. O günlerden bugünleri ikaz etti. Bak geliyor dedi, bela geliyor. Ve bu bütün İslam dünyasını etkileyecek, ilgilendiriyor. Atın şöyle toprağını dedi ya. Ben hiç unutmama konuşmasını. Evet. Atın şöyle toprağını dedi ya. Bir silkelenin dedi. Herkes ayakta. O şak şak şak. Uçağı binen unuttu. Şimdi burada Başat bak hani 57 ülke diyoruz ama bunun içinde iş görecek 4 tane ülke ben hep kare as olarak anarım. 1. Türkiye. Lokomotif. 2. İran. 3. Suudi Arabistan. 4. Mısır. Bunlar dinamo ülke. İkisinin bir araya gelmesi olayı bambaşka yere getirir. İslam işbirliğinden bahsediyorsunuz. Evet. Şimdi mesela böyle bir durumda İran geldi biz iteledik mi? Hayır kardeşim biz seninle işbirliği yapıyoruz. Hayır. Barışçı nükleer enerji elde etmesi konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Brezilya ile birlikte bütün dünyayı şaşırtacak bir şekilde ondan yana oy kullandı. Ve yani birçok konuda ambargoyu tanımadık, destekledik. Tabii tabii. Ona rağmen, bak ona rağmen... Yanaşıp da Sayın Erdoğan'a işte geldin Pezeşkiyan hadi bakalım. Dedi ki kabine kurulacak durun bakalım bir nefes alalım. Hadi aldın nefesi. Ben bekliyorum merakla. Toplantıya çağırdı biliyorsun olağanüstü. Hı hı. Şimdi evet. Buradan ne çıkacak merak ediyorum. Samimi olan bir İran Mısır'a, Suudi Arabistan'a kardeşim bu mezhepçilik kendi içimizde bir handikap, bir bölünme. Doğru yol değil. Kenara bırakalım ki biz zaten illa şu olacaksın bu olacaksın böyle bir iddiamız da yok. Burada bir savunma hattı oluşturalım. Bu katili, bu alçak devlet görünümlü terör örgütünü, İTÖ'yü ancak böyle durdururuz demesi lazım. Bugün Ekrem Kızıltaş belki dikkatinizi çekmiştir. Bir açıklaması var Hamaney'in. Hamaney diyor ki... Tam da bu. Tüm Müslümanlar bu... Hizbullah'ın yanında yer almak zorunda. Hizbullah, yani bu örgüte karşı... Bu saldırılara karşı harekete geçmeliler. Şimdi aynı soruyu sordum. Bugüne kadar mezhepçilik değil mi? Tabii. Şii, Sünni ayrımı yaptınız. Aslında tam da burada içeridekiler bizi duyuyorlarsa İran'ın bölgedeki mezhebi yapılanmayla bağlantılarını gösteren bir haritamız olacak. Hı hı. Bu birçok şeyi çok net olarak izah ediyor. Çünkü mesele şu. Daha önce geçen hafta da burada konuşurken benzer açıklamayı yine yapmıştı İran dini lideri. Bugün biraz daha üstüne basa basa bütün İslam ülkeleri, Müslüman ülkeler, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde İsrail'e karşı Hizbullah'ın yanında yer almalıdır dedi. Eyvallah. Şimdi buna teorik olarak hiçbirimizin itirazı olmaz. Fakat şimdi bütün İslam ülkeleri orada yer almalı dediği zaman mesela Yemen'de olup biten Husilerle bağlantılı işler yüzünden, son senelerde yaşananlar yüzünden Suudi Arabistan bir dakika diyecek. Yine Irak'ta. Şu anda burada bulunan onun vesayet güçleri dolayısıyla Iraklı birçok insan hayır diyecek. Bazı gerçekleri söylemekte fayda var. Dolaylı olarak haberdar olduğum bir konu var. 2015'te Türkiye'ye Haçlı Şabi'den kaçıp Türkiye'ye yerleşen bir arkadaş. Şu anda aile sahibi falan tekrar Irak'a gönderilme durumu var. Adam feryat ediyor. Diyor ki gidersem Haçlı Şabi beni katledecek. Niye? Orada yüzlerce binlerce insanı kastetti. Katletti. Şimdi dolayısıyla bu tür şeyler varken ve bunun arka planında o vesayet güçleri varken çıkıp çok doğru söylüyorsun. Hizbullah'ın yanında İsrail'e karşı hepimiz beraber yer almalıyız. Doğru. Ama bir dakika yani yaşanmış bazı şeyler var. Bununla ilgili bence ezber bozan bir açıklama yapmak lazım. Her şeye bir yakın hattı çektik bunların tamamı bitti denilebilir mi? Çok zor.
Kemal Bey zaten az önce vurguladığımız soydu. Bak Irak'ta, Suriye'de o kadar çok kana girdiler ki. Mesela Haçlı Şabi deyince eşittir İran. PKK, YPG deyince eşittir Amerika. Denklem bu. Ya şurada terörle mücadele yürütüyoruz. Diyoruz ki Sincar'a kapını çalacağım ve geleceğim diyoruz. Kime? Katil, Kürt düşmanı, vatan haini, PKK, YPG'li teröristlere. Haçlı Şabi yanında bitiveriyor. Eğer diyor Türkiye buraya diyor bir saldırı düşünürse diyor, planlıyorsa diyor karşısında PKK'lı bir beni bulacak diyor. İki tane örgüt, PKK, YPG, önde bunlar. Arkaya gel, İran, Amerika. E hani Haçlı işte iki ezeli düşmandınız. Nasıl oldu büyük bu şeytandı. Şimdi mesela bak yakın örnek, bak yakın örnek. Kalkınma yolu, çok konuşuyoruz. Evet. Kalkınma yolu. Kalkınma yol projesi. Ve bak bütün şu projeleri hepsini çöpe atacak bir proje. En kısa, en emin yol. Diyoruz ki kardeşim bak şuradaki Fav Limanı'ndan mal girsin, Ovaköy'den çıksın, yürüsün çıkacak, gitsin. Evet. Diyen Çin, diyen Pakistan, Hindistan, diyen Bae, işte Katar. Ve Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Türkiye. Bizim ev sahipliğimizde geçen 15-20 gün önce toplantı yapıldı. Nerede? Dolmabahçe Çalışma Ofisi. Irak katıldı. Ulaştırma Bakanı. Bizim Ulaştırma Bakanımız katıldı. Bae ve Katar dedi ki biz telekonferans yöntemiyle katılalım. Peki dendi. Toplantı İstanbul'da hararetle sürüyor. Yani buralarla ilgili hayati kararlar alınıyor. Bir haber toplantı ortasında Aksungur düştü. Bismillah bir dakika ilk defa bir olayla karşılaştık. Evet. Ve bir salyalarını akıtarak böyle kamera önünde çok bir şey yapmış gibi bir general kılıklı herif. Ne oluyor, ne bitiyor dedik. Biraz eşeledik. Şu an tutuklu o zat. Iraklı bir general. Ve Haçlı Şabi ile bağlantılı orduya çıktı. Haçlı Şabi deyince kim geliyor akla? İran'ın kullandığı bir kişi. Ya kardeşim sen hadi şuna diş geçiremedin. Bunu bana nasıl izah edeceksin? 15-20 gün önceki olay. Ha bir dakika diyorsun. O zaman kalkınma yolu karşımda İran. Diğer terörle mücadele karşımda İran. Yukarı çıkıyorsun. Azerbaycan benim kardeş can dost ülkem bir mücadele yürütüyor. Gene karşıda İran. Ha evet bak. Bu, Zengezur koridoru diyorsun bu. İran. Ha Zengezur evet. Ha şimdi bunları böyle üste koyduğunda diyorsun ki bir dakika kardeşim sen bana hani İslam dünyasının bir üyesi olarak tavır alıyorsun ama arkası hiç öyle değil. Hep değirmenle su taşıdığın yerler başka yerler. Şimdi aslında geçen hafta da zannediyorum burada bu gündeme gelmişti Hameney'in daveti. Bugünkü açıklaması da çok güzel. Bu açıklama bütün bunlardan sonra ortaya çıkan tablo şu. Yemenli Husiler işte Irak'ta Haçlı Şabi, Ketayp, Hizbullah, Beyt Kuruluş, Aşayip, Ehlilak, Hizbullah, El Nüceba, efendim Hamas malum İslami Cihat Es-Sabirin çok esameler okunmuyor. Lübnan, Hizbullah, Suriye'de keza aynı şey var. Burada bugün karşı karşıya bulunan bu durumla alakalı söylenmesi gereken şey şu. İslam ülkeleri Hizbullah'ın yanında yer almalıdır. İsrail'e karşı eyvallah çok güzel can baş üstüne. Ama bir dakika arkadaş burada yaşanmışlıklar bir sürü şeyler var. Bir sürü gene daha önceye gidelim. Yani bunlar yakın dönemin hikayeleri. 80 öncesinde Emel vardı mesela. Emel vardı. Lübnan'da falan olduğu gibi Irak'ta da vardı. Türevi Hizbullah. Ve benim canlı yaşadığım bir olay. Irak'ta Saddam'a karşı İhvan-ı Müslim'in bir kalkışmaları falan oldu. Emel'e gidip diyorlar ki gel beraber yapalım. Beraber olursa sarsarız. Adam diyor ki tek bir şartım var. Ne o? Bana tabi olacaksınız. Bana tabi olursanız benim emrime girerseniz olur bu iş falan filan diyor. Sonra karışık hikayeler falan. Şimdi bence Hameney o çağrı çok güzel bir çağrı. Bunu söylerken şunu demeli. Arkadaş biz bu işin İslam kardeşliği bünyesinde halledilmesi gerektiğini anladık, buna iman ettik. Dolayısıyla biz Irak'taki bu yapılarımız, vesayet yapılarımız, işte Lübnan'daki yapılarımız, Suriye'deki yapılarımız, Bahreyn'de şurada burada, Yemen'deki yapılarımızla alakalı durumu bir gözden geçiriyoruz. Müslümanların bir ve beraber olması, ortak düşmana karşı ortak bir akılla hareket etmeleri için Şiilik, Miilik falan gibi tezlerimizi rafa kaldırıyoruz ya da çöpe atıyoruz diyebilmesi lazım. Bunu demediği sürece bu şu listede ki yaşanmışlıklar ki bunun arka planında binlerce, on binlerce, yüz binlerce kayıp var. Yani şaka değil. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Tam burada Ekrem Kızıltaş'ın bıraktığı yerde. Neden iş size gelince
bu açıklamayı yapıyorsunuz? Size dokununca, şimdi bir önceki haritayı açın. Mesela Mısır. Canım Mısır'ı, o ayrı bir garabet de. Hiç abralı. Mesela şimdi bu yeşille gösterilen yerler, diyor ki Ekrem Kızıltaş, bize dost olan, yani ben ilerleyeceğim, bunlar da bana seslerini çıkarmayacaklar. Orada sorulacak çok soru. Irak'ı vurdu, Suriye'yi vurdu. Biliyorsunuz işte kimse ses çıkarmıyor. Şimdi Mısır, Gazze ile sınır kapısı. Refah'ta o koridorda, bir Philadelphia koridorunda bile biliyorsunuz bir sıkıntı yaşadılar. Anında Mısır karşı çıktı. Şimdi yani siz yıllar yılı buraları böyle ilerleye 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 geleceksiniz. Ne Mısır ne sınırında sıkıntı olan, Ürdün'e itilmeye çalışılan insanlar, Ürdün, işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, hiçbiri hiç mi sesini çıkarmayacak? Sen de böyle bütün haritayı kendi rengine mi boyayacaksın? Bak şimdi buradaki manzara şu. Gidelim geriye, şöyle geniş bakalım. Şimdi şunlar, böyle bir sınır olmaz. Hani cetveli koyup çizilen sınırlar. Bak sınır böyle olur. Görüyor musun? Hani diyoruz ya, İran'la yıllardır, Kars-ı Şirin'den beri hiçbir sorunumuz olmadığı sınır böyle çizilir. Ha, şimdi burada eski Osmanlı ve İngiliz Londra bu gözle bakıyor. Diyor ki şu coğrafya, İslam coğrafyası. Bunlar bir araya gelirse, petrolün üstünde, doğal kaynakların, yerel kaynakların üstünde, bunlar bir araya geldiği takdirde halim nice olur. Ne yapmalı? Buraya bir ben kanserli hücre yerleştirmeliyim, bir virüs. O virüs işte bu, İsrail. Hani o dört harita var ya böyle, kanser giriyor bedene, 47'den her yeri sarmaya başlıyor. İşte bak o kanser şimdi yukarı doğru ilerliyor. Şimdi mesela hiç hesaba katılmayan bir husus, bu İTÖ, İsrail terör örgütünün bir hesabı var. Diyor ki, kardeşim ben bu Süveyş'ten diyor niye ekmek yedireyim diyor ya Mısır'a. Tabii. Yılda 12 milyar dolar. Şurayı diyor yardıra yardıra diyor geleceğim. Mısır'la çatışmayacaklar mı bir yerde, onu soruyorum. Bak, ikinci Süveyş kanalının diyor benzerini ben yapacağım. Trafiği buradan yönlendireceğim. Niye? Zaten hani Yahudi sermayesine baktığın takdirde turizm, ulaşım, birçok sektörün her şey tepesinde zaten olduğunu rahatlıkla görebiliyorsun. Yapar mı? Yapar. Bak şuradan karayı yararak o Süveyş kanalını oluşturacak. Nereye takılıyor? Gazze. Mısır'a ve Gazze'ye. Hı hı. Ha, şimdi niye refah kapısı illa aman dediğin, buradan anlayın. Şimdi böyle bir yapıda dediğin gibi bana dokunmadın aman bin yaşasın diyen de var. Ama dokunuyor bir yerde işte, bak, bu haritada dokunuyor işte herkese. Dokunacak zaten. Sayın Erdoğan ikazı niye? Bak hepinizin kapısını çalacaklar. Niye söylüyor? Niye biz yırtınıyoruz? İşte Lübnan, düne kadar sorsan benden ne alakası var? Gazze ne halleri varsa görsünler derler idi. Hizbullah'ın işi diyordu. Ha, geldin şimdi aynı ortamı sen yaşıyorsun. Şimdi burada bu yapının, Ekrem abi çok güzel bir yere dem vurdu. İran majör ülkelerden biri ama geçmişte yaşanmış o kadar çok gerçekten lanet olay var ki. O kırgınlığı, ya Türkçe söylüyorum, Nasrallah öldü diye Suriye'de tatlılar dağıtıldı, havai fişekler atıldı. Bunu açman gerekiyor. Çünkü tatlı dağıtma biliyorsun, helva dağıtılır birisi öldüğünde, ona duyulan üzüntüyle bağlantılıdır. Evet. Buradaki dağıtılan tatlılar oradaki Sünnilerin kendilerine zulmeden birisinin ölmesi dolayısıyla sevinçlerini gösteriyor. Bu rezaletmiş. Heh. Bak iş bu noktada, coğrafyada. Bunu aşmanın yolu var mı? Bana göre var. Mesela ne dedi İran? İslam İşbirliği Teşkilatı acilen toplanmalı. Toplandı mı? Toplandı. Toplandı. Şöyle bir manzara hayal et. Mısır, İran, yani Hamaney, Sayın Erdoğan, işte Sisi ve Suudi Arabistan ekranın karşısına geçtiler. Dediler ki katil İsrail, yaptığın bir soykırımdır. Şu gün şu saate kadar Lübnan'a yapmış olduğun saldırıları Filistin dahil durdurmadığın takdirde bu dört ülke ve İslam ülkeleri kırmızı alarmla birlikte sana gereken askeri müdahale yapacaktır. Bak işte ekranda bunu söylediğin an bitti. Ha, o zaman bura düşünecek, sıra buraya gelecek. Yapabiliyor muyuz? Ya fotoğrafını çektiremedik ya. Mısır'da ilk daha bu katliam başladığında şurada toplandık. Fotoğrafını çektiremedik. Hayır, şimdi 10 Kasım'da, 11 Kasım'da Gazze operasyonundan tam bir ay sonra Riyad'da toplandı. Arap İşbirliği, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ortak toplantısı. Orada mesela Türkiye'nin önerileri, yaptırım kararları sadece hiçbirisi devreye girmedi. Kağıtta kaldı hep. Sadece bir temas grubu oluşturulması ve Filistin sorununun uluslararası örgütlere, devletlere anlatılması. Sadece böyle koskoca iki teşkilatın, iki uluslararası örgütün aldığı karar bununla sınırlı kaldı.
kimse hava sahasını kapatmadı. 73 Savaşı'nda İsrail ile yakın ilişkisi olan, İsrail'e destekte bulunan ülkelere karşı Suudi Arabistan petrol ambargosu uygulayacağım demiştiniz. Konuşması yetmişti. Petrol fiyatları bir anda varille satılıyor petrol. Aynen 4 katına çıkmıştı yani bir anda ve toplantıda Batı dünyası bu meseleye ilgi duymaya başlamıştı. Şimdi Suudi Arabistan'ın devasa bir üretim potansiyeli var. Hiç bu konuda adım atmıyorlar yani baktığımızda. Hava sahasının kapatılması yine önerilmişti. Ve hiçbir şey İslam dünyası hocam, hiç eylem şey olarak bir şey yapmıyor. Zaten kurulan örgüt de 1969'da İslam İşbirliği Teşkilatı ilk kurulduğu zaman bunun adı İslam Konferansı Örgütü'ydü. Fas'ın Rabat kentinde bir araya geldiler. Mescid-i Aksa'yı kundaklıyorlar. Ne yapalım? Bir konferans tertipleyelim. Bu sonra bir örgüt haline geldi. İslam Konferansı Örgütü. AGİT gibi oldu. AGİT'in de ilk adı AGİK. Avrupa Güvenlik İşbirliği Konferansı. Zaten kuruluş felsefesi de odur. Sonra örgüte buraya dönüştü. Yapılacak saldırıya karşı koydu. Ama yani pratikte 69'dan bugüne kaç sene geçti? Yani 70 bir tane esas aldığımızda 70 esas aldığımızda 54 sene. 55 sene geçti ama yani alınan bir mesafe yok. Neticede her rejim, her ülke kendi ulusal çıkarlarını düşünüyor. Hatta ulusal çıkarlarını değil, hanedanın çıkarlarını, bir siyasal partinin çıkarlarını, bir sınıfın çıkarlarını düşünüyor. Siz bunun mümkün olduğunu düşünüyor musunuz uluslararası ilişkiler açısından? Bu ilerleme mümkün mü sizce? İlerleme derken neyi kastediyorsunuz? İsrail'in ilerlemesi. İsrail'in İslam Konferansı Örgütü'nün fonksiyonel hale gelebilmesi mümkün mü demek hem istiyorum. Öyle hem yok, de İsrail bu soruyordu. Yani İsrail yani bu topraklarda ilerleyebilir mi diye de şimdi soruyorum. İsrail'de iki türlü izah tarzı var. Birincisi İsrail'in coğrafi genişlemesini öngörüyor. Bu Siyonist, ekstremist bakış açısı. İkinci bakış açısı da aslında Trump'ın büyük destek verdiği proje. İşte bu yeşil harita ikinci bakış açısını gösteriyor. İsrail'in coğrafi olarak topraklarını genişletmesi gerekmiyor. Etrafındakilerle uzlaşı içerisinde, barış içerisinde olması İsrail'in siyasi, ekonomik nüfuzunun artması için yeterli. Bu ikinci izah tarzını fanatik, aşırı dinci, radikaller kabul etmiyor. Netanyahu'nun partisi, Likud partisi orada bir muhafazakar parti. Yani Türkiye'deki diyelim ki işte Adalet Partisi falan gibi şimdikilerden örnek vermeyelim geçmişten. Ama onun çok daha böyle sağında yer alan aşırı milliyetçi, aşırı fanatik çok sayıda siyasal parti var. Batı'daki işte devlet sistemleri kitaplarında İsrail modern bir demokrasi, Orta Doğu'daki tek demokrasi diye gösterilir. Bu partilerle demokrasi olmuyor. Karşımızda bir teokratik devlet var. İnsan hakları bakımından da problemli bir devlet var. İnsan haklarının temeli değil mi? Herkes der yani negatif tanımlar hakları. Burada kendilerini üstün gören bir anlayış var. Şimdi sorunuza girecek olursak yani burada İsrail'deki şu anki eğilim vaziyeti kotarmaya çalışıyor. Yani bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Tabii ki kafalarında Nil'den Fırat'a kadar bir coğrafyayı kontrol altına alma var. Ama bunun mutlaka coğrafi keşifle olması gerekmiyor. Trump İsrail'e çok büyük destek verdi. Şöyle destek verdi. İki ülke tanıyordu. Yani Türkiye'yi de sayacak olursanız üç ülke. Türkiye'yi konuşalım. Türkiye İsrail kurduktan sonra ilk tanıyan Müslüman ülke Türkiye. Ve bu İsrail'i tanımanın kamburunu Türkiye 79'a kadar 30 sene tek başına sırtında taşıdı. Tüm Arap dünyasında şu şekilde propaganda yapıldı. Böyle Müslüman ülke mi olur? Can düşmanımızla yan yana işbirliği halinde. Türkiye'de hala şu an sesleri çıkmıyor. Militer veya sivil bir İsrail dostları var. Yani bunu sürekli olarak Türkiye-İsrail ilişkileri çok önemli falan diye bugüne kadar hep konuşurlardı. Şu an biraz sanmadan sesleri bölgenin en demokratik ülkesi İsrail diyebildiklerine göre bayağı sesleri çıkıyor gene. Evet. Şimdi bu açıdan baktığımızda yani İsrail'deki Netanyahu hükümeti her ne kadar ekstremistler tarafından yönetiliyor, yönlendiriliyor ise de bu iş en sonunda Trump'ın kurgusuna uygun olarak yürüyecek gibi gözüküyor. Yani etraftaki ülkeleri İsrail ile uzlaştırma, barıştırma, böylece İsrail'in siyasi nüfuzunun, ekonomik nüfuzunun artması. Bu da bir başka
perspektiften bu coğrafyada İsrail'in güçlenmesi olarak okunabilir. Teşekkür ederim hocam.